Bayraklı Endivet Camii hocası, değerli abimiz, değerli hocamız, Rahman Karanlık hocamızı sohbetlerini etmeleri için kürsüye davet ediyorum. Muhammed ve Ali Muhammed salavat. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها عدد ما نحاط به علمك. Öncelikle nazik ve davetlerinden dolayı Şeyh Ali Çalar ağamızdan kıymetli yönetimine, çok değerli cemaatine teşekkür arz ediyoruz. Allah Zehra-i Ether selamu aleyhi hürmetine uzaktan yakından teşrif eden başta alimlerimiz olmak üzere Hacı Aya sizlere sağlıklı ömürler, bereketli hayat nasip edersin kendi hakkınızda İmam-ı Zaman ağamızın zuhurunun çabuklaşması için Zehra-i Ether'in kederli gönlünün bizlerden hoşnut, razı olması için Muhammed'i salavat ederim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve acil aleyhüm. Zehra-i Ether selamun aleyhüm. Şehadet yıl dönümüdür. Öyle bir şahsiyet ki varlık aleminde en üstün makama sahip olan şahsiyetler, imamlarımız bile ona tevessül etmekteydiler. Öyle bir şahsiyet ki onun adı anıldığı zaman hacetlere vesile olacak imamların hepsi bir anda hazır bulunmaktadırlar. İmamlarımızın tümü hazır bulunurlar ve buyururlar ki derdiniz nedir? Hacetiniz nedir? Ne istiyorsunuz ki? Annemiz Fatimetü Zehra'yı anıyorsunuz. Annemiz Fatimetü Zehra'yı çağırmalısınız. Zehra-i Ether selamullahi aleyhan varlık aleminde en önemli şahsiyet olan, mahlukatın eşrefi olan, peygamberlerin en üstünü olan, varlık aleminde Allah'ın yaratıkları içerisinde ilk derecede yer alan, en üst derecede yer alan iki cihan serveri Hazreti Resulullah'ın kızıdır. Annesine gelince Hatice-i Kübra selamullahi aleyhah peygamberimizle daha evlenmeden Tahire unvanını alan bir hanımdı. İş kadınıydı. Çok zengindi. Nice talipleri vardı. Ama hepsini geri çağırdı. Zahiri anlamda dünyalık olarak fakir olan annesini babasını küçük yaşlarda kaybeden Abdullah'ın yetimi olarak bilinen ama iki cihan serveri olacak Hazreti Resulullah'ı tercih ediyor. Tahiredir, parktır, tertemizdir Hatice-i Kübra.
Hatice-i Kübra sallallahu aleyhi öyle bir makama sahipti. Yani Fatıma'nın annesi öyle bir makama sahipti. Ne zaman Cebrail Allah Resulüne vahiy getirseydi, Allah'ın selamını getirirdi. Hatice-i Kübra sallallahu aleyhi. Öyle bir annenin kızıdır. Zehra-i Ethar, Fatıma-tü Zehra ki biz insanlık tarihini, İslam tarihini incelediğimiz zaman, yine Peygamberimizin ifadelerine baktığımız zaman, İslam'ın ilerlemesinde, İslam'ın yol almasında, hızlı bir şekilde ilerlemesinde en önemli rolü olan şahsiyetlerden biriydi. İmam Ali'nin kılıcı, Hatice-i Kübra'nın servetiydi. Ve servetine yönelik, İslam'ın ilerlemesi için infak ruhuna sahip olan Hatice-i Kübra'nın serveti infakıydı. İslam'ın ilerlemesine vesile olan. Öyle bir anne ile babanın kızıydı. Fatıma-tü Zehra selamun aleyha. Fatıma selamun aleyha meleklerin hatta Meryem-i Kübra'nın kıpta duyduğu, imrendiği bir şahsiyetiydi. Allah-u Teala meleklerine hitaben Fatıma'yı göstererek, Fatıma'nın ibadetini göz önünde bulundurarak Fatıma'yı göstermek üzere bakın Fatıma'ya buyurmaktaydı. Hatice-i Kübra sallallahu aleyha Hazreti Resulullah'ı tercih etti. Bütün hanımlar Hatice-i Kübra'yı kınamaktaydılar, ayıplamaktaydılar. Neden bunca aracı olduğumuz taliplerine rağmen, bunca zenginlere rağmen sen bizim önerdiğimiz insanlarla evlenmedin de? Abdülmuttalib'in, Ebu Talib'in, Abdullah'ın yetimiyle tercih etti, onunla evlendi. Ama Ahmedi evliliğin ne manaya geldiğini bilmiyordular. Peygamberle evliliğin ne anlama geldiğini bilmiyordular. Allah Resulü'nü bilmiyordular. Allah Resulü'nde Abdullah'ın yetimi olarak nitelendirilen o şahsiyette Hatice-i Kübra büyük zenginlikler görüyordu. Sadakat onu da görüyordu. Güvenirliği onu da görüyordu. Ahlakı onu da görüyordu. Bütün insani zenginliğe, insani vasıflara, erdemi vasıflara sahip olduğunu görüyordu. Peygamberimizin vücudunda, hayatında, yaşamında. Böyle bir Hatice, böyle bir şahsiyeti tercih etmişti. Kainatın serveri Resulullah'la evlendi. Mutlu bir hayatları vardı. Dünyaya bir çocuk getirecekti. Allah-u Teala onlar vasıtasıyla yeryüzüne bir huri, insan şeklinde bir huri indirecekti. Yeryüzüne Allah-u Teala geçici bir emanet gönderecekti. Allah Kevser vasıfına, vasfına sahip olan bir Fatıma bağışlayacaktı. Bu evlilik sonucu. Bir süre geçti. Hatice-i Kübra sallallahu aleyha Zehra-i Ethere hamile kalacaktı. Emir geldi kainatın serveri Resulullah'a. 40 günlük bir inziva emri geldi. Hatice'den ayrı kalacaktı.
Hatice Allah Resulü görmeyince hayatı karanlıktaydı. Nasıl tahammül edecekti? Allah Resulü'nü görmeyince dayanamıyordu Hatice-i Kübra. 40 günlük bir ayrılık emri gelmişti. Geceler ibadetle geçiriyordu. Gündüzleri oruçluydu. İftar vaktine gelince İmam Ali'nin annesi Fatıma binti Esad'ın evinde iftarını açıyordu. Hatice-i Kübra'nın gözü kapıda. Ne zaman Allah Resulü kapıyı çalacaktır bekliyor. 40. gün oldu. 40. günün gecesinde iftarlığını cennetten getirmişti Hazreti Resulullah'ın. Bunların hepsi Fatimetü Zehra sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya gelmesi için yapılan hazırlıklarıydı. Anne Fatıma'ya hamile. Hamilelik süresi içerisinde o kederli anne, o dertli, kederli anne, ayıplanan anne, ama dünyanın en bahtiyar olan hanımı Hatice-i Kübra karnındaki taşıdığı çocukla konuşuyor. Onunla teselli buluyor. İsa peygamber kundakta konuşuyordu. Farklı bir mucize gerçekleşiyordu. Annesinin karnında Fatimetü Zehra annesiyle konuşuyor. Annesine teselli veriyor. Hazreti Fatimetü Zehra selamullah aleyha dünyaya teşrif edecekti. Doğum sancısı yaşıyordu annesi. Bu esnada haber saldı. Kureyş hanımlarına kimse yardım etmeye hazır olmadı. Yalnızdı Hatice. Üzgündü Hatice. Ama bu esnadaydı. Evine çekilirken, odasına çekilirken bir an kapının çalındığını fark etti. İçeriye 4 tane uzun boylu, nurlu, nurani yüzlü, buğday tenli, saygın 4 tane hanım içeriye girdi. İçeriye girdiklerinde bu defa Hatice-i Kübra'ya kendilerini tanıttılar. Ebelik için gelmişler. Fatimetü Zehra sallallahu aleyha'yı karşılamaya gelmişler. Diyorlar, biri diyor ki ben Sara'yım, ben İbrahim, Halilullah İbrahim'in eşidir. Öncesinde diyorlar ki korkma, biz Allah tarafından yardım için gelmişiz. Biz senin bacılarınız, biz senin arkadaşlarınız, biz seni sevenleriz. Başlıyorlar bir bir kendilerini tanıtmaya. Ben Sara'yım, İbrahim peygamberin eşim. Biri diyor ki ben Meryem'im. İmran'ın kızı Meryem, İsa'nın annesi Meryem'im. Bir diğeri diyor ki ben Asiye'yim. Firavun'un hanımı Muzahim'in kızı Asiye'yim. Bir diğeri ise diyor ki ben Gülsüm'üm, yani Musa peygamberin ablasıyım. Zahrayat her dünyaya geliyor bunların yardımıyla. Cennetten getirmiş oldukları Kevser suyuyla, Kevser'in Kevser olmasına vesile olan Kevser suyuyla Kevser'i yıkıyorlar. Cennetten getiren havluyla kuruluyorlar. Cennetten gelen iki tane beze Fatıma-ı Zehra sallallahu aleyhi ve sellem'e. Zehra'nın cemaline Muhammed'e bir salavat veriyorum. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ama
Fatimatü Zahra doğuşuyla dünyaya gelişiyle kendisiyle birlikte hüzün, kederle adet alınmıştı. Yaşadığı süre içerisinde hep çileli bir hayata sahipti Fatima. Yaşadığı sürece hep mahzundu. Zahra'ya Ethel, Fatimatü Zahra, selamünaleyh. Gözünü açtığı günden itibaren Müslümanlara yönelik yapılan eziyet, işkenceleri görüyordu. Sanki o işkenceler kendine yönelikti. Sanki kendisi o musibetlere uğramaktaydı. Şab-ı Ebi Talib, Ebu Talib Vadisi'nde 3 yıllık muhasara dönemini Fatıma yaşıyordu. Oradaki Müslümanlara yönelik yapılan eziyetlere şahitti. Sanki bu eziyetlerin tümünü Fatimatü Zahra kendisi yaşıyordu. Kendisine yönelik olduğunu hissetmekte. Bunların dışında insanların cehaleti. Fatıma'yı bin öldürüyor, bin diriltiyor. Hazreti Zahra selamullahi aleyhi ve insanların cehaletine, cehalete gömülüp aydınlığa çıkmamalarından ötürü Hazreti Fatıma eziyet çekmekteydi. Kederliydi Fatıma. Çünkü Allah Resulü buyurmuştu, Fatıma bedeninden bir parçadır. Kendinden biliyordu. Kendisi gibi sayıyordu. Kendisi gibi olduğunu ifade etmekteydi Peygamberimiz. Böyle bir makama sahip ki biz baktığımız zaman ifade şudur hadis-i kutsi'de: ey Ahmet, sen olmasaydın felekleri, alemleri ben yaratmazdım. Ali olmasaydı ey Resulüm seni yaratmazdım. Fatıma olmasaydı ikimiz yaratmazdık. Biz varlık alemine baktığımız zaman Allah'ın kainatı yaratırken bir hesabı vardır. Varlık aleminin portresinin tamamlanması için fahr-ı alemin olan Resulullah'a risaletine ihtiyaç vardır. Aksi halde yaratılış anlamsız olurdu. Yaratılış portresi bir anlamda tamamlanmamış olurdu. Velayete ihtiyaç vardı, velayetsiz olamazdı. Velayetle nübüvvetin, risaletin bağı kurulmalıydı. Biz burada baktığımız zaman Fatıma rolünün ne kadar büyük olduğunu tarih bize göstermiştir. Bundan ötürü Peygamberimiz hep altını çizerek buyuruyordu. Onun hoşnutluğu Allah'ın hoşnutluğu. O neye hoşnut olursa Allah ona hoşnut olur. O neye öfkelenirse Allah ona öfkelenir. Ölçü kıstas Fatıma'dır. Velayetle nübüvvetin bağının, rabıtasının kurulmasında Fatıma'nın önemli bir rolü vardır. Bunun altını çizerek Peygamberimiz Fatıma'yı tarif etmektedir. Allah Resulü buyuruyor ki Fatıma bedeninden bir parça. Fatıma aynen peygamber ruhuna sahip bir şahsiyet. Bakın Kur'an-ı Kerim Allah Resulü nasıl tarif ediyor? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا اَنْتُمْ. Andolsun size kendi içinizden öyle bir Resul geldi. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا اَنْتُمْ. Sizin sıkıntıya düşmeniz, sıkıntıya uğramanız onun için çok ağır gelir. Ona çok ağır gelir. Sizin zulüme uğramanızı kendine zulüm sayıyor. Sizin yarınki gün cehennem ateşine düşmeniz onun için çok çetin, ağırdır. Azizun aleyhi ve aleyhüm. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir.
Harif sunarıyordu. O size çok düştü diyor. Müminlere gelince ise, inananlara gelince ise bir müminine raufur rahim. Müminlere karşı ise merhamet ve şefkat doludur kainatın senleri. Fatıma böyle bir ruha sahipti. Peygamberi Ahmet'i bir ruha sahipti. İnsanların başına gelen musibetleri kendine dert ediyordu. Bize diyorum ki Fatıma doğarken, Kevser doğarken adeta kederle, dertle, gamla Fatıma dünyaya geldi. Yaşadığı süre içerisinde hep kederliydi, mahzundu. Babasını kaybediyor, babasının ayrılığına. Kıymeti bilip diyen kainatın serveri Resulullah'ın ayrılığına göre yaşatıyor. Gece gündüz. Velayet nimetinin farkına varılmadığından dolayı Ali'nin mazlumiyetini anlıyor. Gece gündüz. Bunun neticesinde velayet imametle İslam şekillenecekti. İslam'ın garipliğine ağlıyor. Fatimatü Zehra gece gündüz. İslam'ın garipliğini dert ediyor. Allah Resulü'nün fırakını, Ali'nin mazlumiyetine, İslam'ın garipliğine gece gündüz Zehra'ya der selamunla aleyha göz yaşattır. Kainatın serveri Hazreti Resulullah'ın kızı Zehra'ya Edher. Esselamu aleyki ya eyyetuhel muhaddesetun aliyen. Selam vererken diyoruz ki selam olsun sana. Ey meleklerin kendisiyle konuştuğu Fatıma. Ey bilge hanım, ey alime, ey alime Zehra selam olsun sana. Öyle bir Fatıma ki imamlarımıza biz baktığımız zaman onların bile model aldığı, model olarak kabul ettiği bir şahsiyettir. İmam-ı Mihde Celallah Ferecan-ı Şerifamızın ifadesidir. Resulullah'ın kızı Fatıma-tü Zehra yani annemiz Fatıma benim için en güzel örnektir. İmamlarımızın bile örnek aldığı bir şahsiyettir. Mücadele anlarında en hassas, en kritik yerlerde imamlarımız kendilerini tarif ederken diyordular, biz Fatıma'nın oğluyuz. Velayet uğruna canını takdim eden, şehit düşen Fatıma'nın oğluyuz. Velayeti savunurken çocuğunu kurban veren, feda eden Fatıma'nın oğluyuz diye kendilerini tarif etmektedir. Zehra-yı Ethel selamullahi aleyhaya muhaddese denilmiştir. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselam buyuruyor. İnnemâ sumniyet fâdine muhaddese. Fatıma'ya muhaddese denilmiştir. Lakaplarından biri de muhaddesedir. Sebep nedir? Buyuruyor ki لَاَنَّ الْمَلَائِكَ كَانَ تَحْبِدُ الْاَسَّمَا. Melekler Hazreti Resulullah'tan sonra, babasından sonra melekler inerdiler Fatıma'nın huzuruna. Meryem selamullah aleyhaya hitap ettikleri gibi anamız Fatıma'ya hitap ederler, seslenirler. Cebrail şöyle derdi, melekler şöyle derdiler. Ya Fatıma, ey Fatıma. اِنَّ اللّٰهَ اسْتَفَاكِ Allah seni seçti ve tahareki seni tertemiz kıldı. وَاسْتَفَاكِ اَلَا نِسَاءِ الْعَالَمِينَ Alemlerin hanımlarına seni üstün kıldı. Ya Fatime, ey Fatime, o hırmetiyle Rabbim. Rabbin için ibadete dur, ibadet dur. Secde et, rükü edenlerle birlikte rüküye git. فَتُحَدِّسُهُمْ وَيُحَدِّسُونَهَا Fatıma onlarla konuşurdu, onlar da melekler de Fatıma ile konuşurdular.
Bundan dolayı Fatima'ya muhaddese dedirmiştir. Peygamberimizin ayrılığı sonrasında, peygamberimizi kaybettikten sonra Fatima'yı teselli etmek için, Fatima'nın yüreğine okşamak için, teselli etmek için melekler inerdiler, Fatima ile konuşurdular, ona hitap ederdiler. Bundan dolayı Hazreti Zehra'ya muhaddese denilmiştir. Bu gece Hazreti Zehra'nın şehadet gecesi. Kıyamet âleminde eşsiz, ensatsız, şefaat makamına sahip olan Fatima'nın şehadet gecesi. Ne derdin varsa, ne hacetin varsa tevessül et. Zehra'ya ya Zehra dediğinde bu defa yanı başında Fatıma ile birlikte, Kevser ile birlikte imamları da hazır bulursun. Onlar da sana seslenirler, derler ki sen anamı ziyaret ettin, hayırdır. Kerbela'da biliyorsunuz Zeynep-i Kübra'yı Ebadir Nahir Hüseyin Aleyhisselam bir şekilde teselli etti. Fahri icaz, kerametlerle teselli edebildi, ayrılacaktır. Ama uygulanmayan bir vasiyet vardı. Annesi Zehra Sıravı Valihan'ın bir vasiyetiydi kızı Zeynep'ine. Meydana doğru giderken Abdullah Hüseyin arkasıca peşi sıra bir ses duydu. Zeynep yine konuşuyordu, Zeynep sesleniyordu. Ama Zeynep seslenirken şöyle dedi, dedi ki Yabne, Yabne Zehra, ey Zehra yavrum. Fatıma'nın adını duyar duymaz Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam hemen atını durdurdu, yere indi. Hayırdır anam Fatıma'yı anladı. Bu gece tebessümümüz Fatıma-tü Zehra sallallahu aleyhi olmaktadır. Hacı Ağa'dan inşallah nasihatinden istifade edeceğiz. Ağabeyden istifade edeceğiz. Zehra'ya bu tebessüm olacağız. Bir cümlem olsun, kıyamet günü olduğunda İmam-ı Muhammed-i Fakir Aleyhisselam'ın sözüdür, buyruğudur. Uzun bir hadistir. Özetlersek buyuruyor ki kıyamet olduğu zaman kıyamet sahnesinde Allah azamet nişanelerini ortaya çıkaracaktır. Farklı şekilde İlahi azamet tecelli edecektir. Peygamberlere kürsüler tayin edilecektir. Peygamberler çıkacaklar. Nurlu kürsüler üzerine. En büyük kürsü, nurdan kürsü, iki cihan sarıları olan Hazreti Resulullah'a ait olacaktır. Mahşerde Allah Resulü konuşacak. Mahşerde, mahşer halkına Allah Resulü hitap edecektir. Herkes Resulullah'ı duyacaktır. Gıptalar, inlenmeler vesaire. Vasiler içerisinde en büyük kürsü, minber İmam Ali'ye ait olacaktır. İmam Ali konuşacak. Bu süreç geçtiği esnada bu defa birden bir nida yükselecektir. Ey mahşer halkı, büyük bir olay gerçekleşiyor. Ey mahşer halkı, gözünüzü kapatın, gözünüzü yumun. Şimdi Zehra cennete doğru hareket halindedir.
Zahra cennete girecektir. Fatimatü Zahra nurdan cennet devesine Cebrail'in işliğinde bindirilerek sağında solunda binlerce meleklerin hazır bulunduğu ihtişamla Hazreti Fatıma'yı cennete doğru götürecekler. Cennetin kapısına ilk girecek olan Hazreti Zahra selamun aleyha duracaktır. Ne oldu ey Zahra, neden? Ya binte habibi, ey sevgili benim kızı Fatıma. Neden cennete girmiyorsun? Hazreti Zahra selamun aleyha arz edecek ki lahi, kendi değerinin anlaşılmasını istiyorum. Yani alemlerin Rabbi Allah bir isteğim vardır. Fatıma'nın isteği verdiğinde Asizun aleyküm aleyküm, aynen babası gibi insanların sıkıntıya düşmesi onun için çok ağır, çetindi. Müminlere yönelik yüreğinde merhamet, aşk, şefkat vardı. Müminlere yönelik insanlara düşkündü. Dön denildi Fatıma, dön denilecektir Fatıma. Mahşer günü geriye. Geriye dön. Arasat meydanında mahşerde kimin yüreğinde sana yönelik? Kimin yüreğinde zürriyetin evlatlarına yönelik? Muhabbet varsa ellerinden tut ve cennete kendinle birlikte cennete götürür. Zahra-yı Ethel bir grup müminlerin yüreğinde ehl-i bir muhabbeti, hak muhabbeti taşıyan insanların ellerinden tutup onları yönlendirecektir cennete. Allah Resulü Peygamberimiz Fatıma selamullahi aleyhadan berzah cennetine 75 gün veya 95 gün, ki bu gece 95 güne tekabül eden yıl dönümü meclisidir. Cennetteydi ama Zahra'sına hitaben Zahra sensiz olmuyor. Zahra sensiz olmuyor. Zahra, cennet sensiz cennet olmuyor aslında. Zahra seni ne kadar özlediğini bilmez. Peygamberimiz Fatıma'yı özlüyor. Cennet Fatıma ile anlatılıyor. Ve mümin inananlar da Fatıma'yı örnek alarak, Fatimi bir ruha sahip olarak anlamlı bir hayata sahip olabilirler. Bu gece bizim tevessül gecemiz. Bu gece bizim gözyaşı akıtlarımız gece. Bu gece Zahra selamullahi aleyha ve aynı şekilde babasıyla, evlatlarıyla, eşiyle bir antlaşma gecemiz. Ümit edirəm, kıyamet sahnesinde Zahra selamun aleyhanın şefaatçi olduğu fertlerden bacı kardeşlerimiz, hepimiz Hz. Zahra'nın şefaat ettiği insanlardan oluruz. Allah dünyada onun yolunu izleyerek, onun muhabbetine sahip olarak, kıyamet aleminde onun nurlu şefaatine hak ederek ebedi bahtiyar olmayı, ebedi saadete ermeyi Allah cümlemizden inşallah cümlemize nasip eylesin. Muhammed'i selamatla hacayi davet edilir. Allah!